Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Umarım iyisinizdir. Konumuz ruh ikizi. Karmik bağlantılar ve ruhsal aşk arkadaşlar. Dünyada milyarlarca insan var. Peki dünyada bu kadar insan varken bu kadar insan yalnız kalmayı nasıl başarabiliyor, değil mi? Çok popüler bir sorudur. Evet, yalnız hissediyoruz, içimizi açamıyoruz. Çoğu insanla merhaba merhabadan öteye geçemiyoruz arkadaşlar. Bazısıyla belli bir süreçten sonra görüşmüyoruz. Hani bir zamanlar ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede can ciğer olduğumuz insanların şu an rehberde telefon numaraları yok. Neden? Yani yeri geliyor anne babamız bizi anlamıyor. İşte devreye o zaman arkadaşlar ruh ikizi kavramı giriyor ki çok önemli bir konudur. Sizi bu hayatta en çok tanıyan kişi, sizi kendinden tanıyan kişi. Hayalleriniz, umutlarınız, karakter özellikleriniz, hayata bakış açınız. Yani artık birçok şeyinizin benzeri başka bir insanda vücut bulmuş. Sizi yani çok iyi tanıyor. O kadar iyi tanıyor ki neyi hangi niyetle söylediğinizi, hangi davranışı neden yaptığınızı bilen bir insan. Bu dünyada sizi en çok tanıyan insan ve size çok iyi gelen bir insan işte ruh ikizi. Ben şeyde filan görüyorum, sözlükte okuduğum zaman ruh ikizine bir not bırak diye bir başlık var. Hep insanlar çaresizce o kimseyi arıyor. Kendini anlayacak, kendini sevecek, kendinin bir benzerini arıyor. Çünkü baktığınız zaman kimlerle anlaşıyoruz en çok? Ortak paydada buluştuğumuz insanlarla. İnsan kendine benzeyeni sever arkadaşlar. Astroloji sisteminde de böyledir. İnsanlar en çok kendi elementlerinden insanlarla anlaşır. Akrebin yanında çoğu zaman balık ve yengeç görürsün. Oğlan yanında çoğu zaman boğa ve başak görürsün. Böyledir. İnsan kendine benzeyeni sever. Yani yetiştiği çevreye göre hayalleri, umutları farklı olabilir ama dünyaya bakışı aynıdır. Yani siz merhametli bir insansanız ruh ikiziniz olan insan da merhametli bir insan. Dilim dolanıyor. Neden böyle? Saat kaç olmuş? 00:26. Evet. Ruh ikizi konusundan bahsedeceğiz. Ruh eşini bulmak birçok kişi için hayatın en derin ve anlamlı deneyimlerinden biridir. Bu kavram yalnızca romantik bir aşkı değil, aynı zamanda ruhani bir bağ ve derin bir anlayışı ifade eder. Ruh eşi, bir kişinin ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak en yakın olduğu kişiyi temsil eder. Ancak bu bağın altında sadece fiziksel bir çekim değil, geçmiş yaşamlar, karmik bağlantılar ve ruhsal derslerle şekillenen daha geniş bir hikaye yatar. Ruhsal aşk ve karmik bağlantılar ruh eşi kavramını anlamak için anahtar unsurlardır. Ruh eşini bulmak birçok kişi için hayatın en derin ve anlamlı deneyimlerinden biridir. Bu kavram yalnızca romantik bir aşk değil, aynı zamanda ruhani bir bağ ve derin bir anlayışı ifade eder. Ruh eşi bir kişinin ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak en yakın olduğu kişiyi temsil eder. Ancak bu bağın altında sadece fiziksel bir çekim değil, geçmiş yaşamlar, karmik bağlantılar ve ruhsal derslerle şekillenen daha geniş bir hikaye yatar. Ruhsal aşk ve karmik bağlantılar, ruh eşi kavramını anlamak için anahtar unsurlardır. Ruh eşini bulmanın arkasındaki bu kavramları derinlemesine bakacağız arkadaşlar. Ruh eşi nedir? Ruh eşi bireyin yaşamında derin bir bağlantı kurduğu, adeta ruhunun diğer yarısı gibi hissettiği kişidir. Ruh eşleri arasındaki bağ genellikle sadece duygusal ya da fiziksel bir çekimden ibaret değildir. Ruh eşleri birbirlerini tanıdık bir hisle karşılarlar. Sanki daha önce bir yerde tanışmış gibi hissederler. Bu bağın nedeni çoğu zaman geçmiş yaşamlar ve karmik bağlantılarla açıklanır. Ruh eşleri geçmiş yaşamlarda birbirleriyle önemli ilişkiler yaşamış olabilirler ve bu ilişkiler mevcut yaşamda da devam eden dersler ve bağlar doğurur. Ruh eşini bulmak genellikle ruhsal bir yolculuğun önemli bir parçasıdır. Bu sadece mutluluğu ve huzuru bulma süreci değil, aynı zamanda kişinin kendi iç dünyasını keşfetmesine yardımcı olan bir deneyimdir. Ruh eşiyle birlikte olmak çoğu zaman kişiyi hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle yüzleşmeye zorlar. Ruh eşleri birbirleriyle büyür ve öğrenir. Bu nedenle ruh eşiyle yaşanan ilişki hem duygusal hem de ruhsal olarak dönüştürücüdür. Karmik bağlantılar ruh eşleri arasındaki derin bağın temelini oluşturan unsurlardan biridir. Karma
bir kişinin önceki yaşamlarında yaptığı eylemler ve bu eylemlerin sonuçlarıdır. Hinduizm ve Budizm gibi, Budizm, yanlış tercüme ettim arkadaşlar kusura bakmayın, Budizm gibi birçok inanç sistemine göre karma bireylerin gelecek yaşamlarını etkileyen bir güçtür. Karmik bağlantılar geçmiş yaşamlarımızda diğer ruhlarla kurduğumuz ilişkiler ve bu ilişkilerden kaynaklanan enerjik bağları ifade eder. Bir ruh eşiyle karşılaştığınızda çoğu zaman geçmiş yaşamlarınızda onunla önemli bir ilişki yaşadığını hissedersiniz. Bu ilişki belki bir aşktı, belki de bir öğretmen-öğrenci ilişkisi. Karmik bağlantılar bu tür geçmiş yaşam ilişkilerinin izlerini taşır ve mevcut hayatta karşımıza çıkar. Bu bağlar genellikle kişinin ruhsal gelişimi için önemlidir. Bir ruh eşiyle karşılaşmak, karmik derslerin öğrenilmesi ve ruhun evrimleşmesi için bir fırsattır. Bu bağlamda karmik bağlantılar bazen zorluklar ve engellerle dolu olabilir. Ruh eşleri arasındaki ilişki her zaman kolay değildir. Karmik derslerin tamamlanması çoğu zaman bireylerin içsel çatışmalarla ve dışsal zorluklarla yüzleşmesi gerektirir. Ancak bu zorluklar ruh eşleri arasındaki bağı daha da derinleştirebilir ve her iki tarafın da ruhsal olarak büyümesine katkı sağlar. Ruhsal aşk nedir konusuna gelirsek, fiziksel ve duygusal aşkın ötesinde bir sevgi ifade eder. Bu tür bir aşk ruhun derinliklerine dokunan koşulsuz ve saf bir sevgi anlamına gelir. Ruh eşleri arasındaki ilişki genellikle bu tür bir ruhsal aşka dayanır. Ruhsal aşk, ego, sahiplenme ya da beklentilerden arınmış bir sevgi anlayışıdır. Bu tür bir aşk kişinin sadece partnerini değil, aynı zamanda kendisini de daha derin bir anlayışta kabul etmesini sağlar. Ruhsal aşk kişiye ruhsal bir yoldaş sunar. Ruh eşi kişinin ruhsal yolculuğunda ona rehberlik edebilir, destekleyebilir ve büyümesine yardımcı olabilir. Bu sevgi bireyin ruhsal olarak kendini bulmasına, yaşamın anlamını daha derinlemesine, keşfetmesine yardımcı olur. Ruh eşleri birbirlerine ayna görevi görürler. Birbirlerinin eksik yönlerini görmelerine, hatalarını kabul etmelerine ve ruhsal olarak daha olgun bir hale gelmelerine olanak tanırlar. Peki, ruh eşini bulmak neden zordur? Birçok insan hayat boyu ruh eşini arar. Ancak ruh eşini bulmak her zaman kolay bir süreç değildir. Bu genellikle kişinin kendi içsel yolculuğuyla, ruhsal gelişimiyle ve geçmiş yaşam dersleriyle ilgilidir. Ruh eşiyle karşılaşmak çoğu zaman beklenmedik bir anda gerçekleşir. Ancak kişi kendi ruhsal yolunda ilerlemeye, kendini daha derinden tanımaya başladığında ruh eşini bulma olasılığı artar. Ruh eşini bulmanın zorluğu çoğu zaman kişinin kendi iç dünyasındaki engellerden kaynaklanır. İçsel korkular, güvensizlikler ve geçmiş travmalar ruh eşleri arasındaki bağın tam anlamıyla oluşmasını zorlaştırabilir. Ancak bu engellerle yüzleşmek ve bunları aşmak ruhsal aşkın kapılarını aralar. Karmik bağlantılar genellikle bu engelleri aşmak için bir fırsat sunar. Ruh eşleri birbirlerine ayna tutarak bu içsel zorluklarla yüzleşmelerini ve bunları aşmalarını sağlarlar. Ruh eşinizle karşılaşmanın işaretleri, ruh eşinizle karşılaştığınızda bunu genellikle derin bir hisle anlarsınız. Bu sanki o kişiyi daha önce tanıyormuş gibi hissetmenizi sağlayan bir tanıdıklık duygusudur. Ruh eşleri çoğu zaman birbirlerine anında bir çekim hissederler. Bu çekim sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir bağın göstergesidir. Ruh eşinizle birlikteyken sanki eksik bir parçanız tamamlanmış gibi hissedersiniz. Onunla birlikte olmak kendinizi tam ve bütün hissetmenize yardımcı olur. Aynı zamanda ruh eşleri arasındaki ilişki genellikle hızlı bir şekilde derinleşir. Yüzeysel bir ilişki yerine daha derin ve anlamlı bir bağ kurulur. Bu bağ iki kişinin birbirine karşı şeffaf ve dürüst olmasını gerektirir. Ruh eşinizi bulmanız dileğiyle. Görüşürüz.